%135 kazanç var. Bazı insanlar bu hissenin hiçbir zaman benim güvendiğim kadar iyi bir hisse olmadığını söylüyorlar. Demirbaş olmuş durumda. Böyle bir şeyi kesinlikle söylemiyorum. Söylediğimi yap da yaptığımı yapma. Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorum uzun zaman oldu. Hepinizden özür diliyorum. Ancak uzun zaman içerisinde bir tatil sığdırdım. İşlerle ilgili bazı problemler vardı. Yapmam gereken şeyler vardı. Hatta bir tane de mutlu haberim var. Onları yaptık. Bunlardan sonra tekrardan borsa videolarına geri dönüyoruz. Düzenli videolar çekmek istiyorum. Düzenli videolarla devam etmek istiyorum. Özellikle coin dünyasında güzel adımlar attık. Bu işte Shiba'nın, Dogecoin'in bunlarla ilgili anlatacak gerçekten çok fazla hikayelerim var. Ancak bugün isterseniz şöyle bir adım geri atalım. Bizim daha çok güvendiğimiz liman olan Amerika borsasında yaptıklarımı, şu anki hali hazırda tuttuğum hisseleri ve 10 Mayıs 2021'de çekmiş olduğum, yani aradan yaklaşık 5. ay, 11. aydayız. 6 ay geçmiş. 6 ayda üstelik market çoğunlukla düşüş gösterdiği bir periyotta bakalım nasıl bir grafiğimiz var. Neler yapmışız? Bunları konuşacağız. Tekrardan sizin hafızanızı yenilemek adına bu zamana kadar hali hazırda tuttuğum hisseleri sizlere göstereceğim. 10 Mayıs'ta ben videoyu çektiğim zaman bu hisseler kaç paraymış? Şu an ne kadar olmuş? Bunları kıyaslayacağız. Bunu göstermemin aslında sebeplerinden bir tanesi, malumunuz Telegram grubunda, ki aşağıya bir yere bırakırım Telegram grubunda açıklamalar kısmına. Belli bir süre yazın ortalarına doğru, hatta ben daha tatile hemen çıkmadan evvel şunu söylemiştim. Ben artık güvenilir limanlara bakıyorum. Yani hacmi düşük şirketlerden gerekirse zararına da olsa çıkıp güvenli bulmuş olduğum şirketlere, güvenli bulmuş olduğum hisselere yöneldim demiştim zaten. Bunu Telegram'dan da söyledim. Bu arada anlık duyuruları görmek istiyorsanız Telegram grubuna gelebilirsiniz. Yaklaşık 2000 kişinin dahil olduğu güzel bir Telegram grubu oldu. Dolayısıyla ben burada tekrardan sizlerin hafızasını tazelemek adına şu anki elimde bulundurmuş olduğum hisseleri sizlerle paylaşacağım. Ve ardından da videoları zaten yavaş yavaş çekeceğiz. Dediğim gibi bir sonraki video muhtemelen coinlerle ilgili, özellikle Shiba Inu ile ilgili gelir diye düşünüyorum. Bu arada bu videoyu çekmeden hemen Shiba Inu ile ilgili şöyle bir bakındım. Acaba dedim Shiba Inu ile ilgili bir şey var mı? Ancak Türk YouTuberlarına, Bitcoin YouTuber ya da coin dünyasının YouTuberlarında nedense Shiba ile ilgili pek bir şey yoktu. Dolayısıyla bu tarafta meme stock dediğimiz, yani popüler kültürün bir parçası olan NFT'ler olsun, işte coin dünyasından olsun gibi bunları inceleyeceğiz. İlk hisse Square hissesiymiş arkadaşlar. Hatta şunu da şöyle biraz da büyütelim. Ortalama 195 dolardan Square hissesini almışız. Şu anki fiyatı, yani 10 Mayıs'taki fiyatı 222 dolar 52 cent demişiz. Karlılığını girelim ve normal bizim şu anda hali hazırda olan hisselerimizin %100'lük bir pay olduğunu düşünürsek sadece %3'ü Square'deymiş. Peki bugünkü fiyatına 254 dolar 50 cent. Yaklaşık %14'lük bir karımız burada var. %31'lik bir karımız burada söz konusu şu an için. Bir diğer hissemiz NIO'ymuş sevgili arkadaşlar. NIO'yu 36 dolar 13 cent ortalamasıyla almışız. 10 Mayıs'taki fiyatı 38 dolar 62 cent. Karlılığımız, o zamanki karlılığımızdan bahsediyorum. Daha şöyle bunu çekeyim. %7'ymiş bakıyorum. Evet, %7. Paydan %5'lik bir kısmı demişiz. Bugünkü fiyatına bakalım bir deneyelim. 39 dolar 41 cent. Şunu da aşağıya indirelim. %9'luk bir karımız var NIO'da şu an itibariyle. Square'de burada görmüş olduğunuz gibi karlılığımız %14'den %31'e çıkmış. NIO'da da aynı şekilde %7'den %9'a çıkartmışız. Bakalım devam edelim. Başka ne var? Walt Disney demişiz. Dışarıda inanılmaz bir yağmur var şu anda. Eğer ki arkadan gürültüsü geliyorsa kusura bakmayın. Şunu dolarlayalım. Bakalım Walt Disney 169 dolar 7 cent. 169 dolar 7 cent. Şu anki karlılığımıza bakalım. %20. Burada gördüğünüz gibi Walt Disney'i biz Mayıs'ın 10'unda %27 karlılığımız varken şu anki karlılığımız %20 oranına düşmüş. Bir sonraki hissemiz Shift. Shift'i hızlıca alalım.
Size de göstermiş olayım. Shift'i yaptık. Shift'i %12 gerideymişiz. Şimdi bakalım. Shift'i 6.83. 6.83 diyelim. Buradan bunu da aşağıya verdik mi? %15. %12'lik zararımız %15'e kadar burada çıkmış, görmüş olduğunuz gibi. Bir sonraki hissemiz Tesla. Tesla, evet. Tesla. Diyebileceğimiz pek bir şey yok Tesla'ya. Tesla stock diyoruz. 1114 dolar. Tam tamına %135 kazanç var Tesla'da. Artık bir şey söylemek istemiyorum Tesla ile ilgili. Malumunuz demirbaş olmuş durumda. Sektörünün Google'ı, sektörünün Facebook'u, sektörünün Microsoft'u. Belki Microsoft olmayabilir çünkü Apple da gayet iyi. Kendi sektörünün monopolisi artık diyebiliriz Tesla için. Diyecek hiçbir şey yok. Bugün görmüş olduğunuz 1114 dolar muhtemelen ya inanılmaz pahalı diye belki aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz. Ancak bilmenizi isterim ki bir sene sonra, iki sene sonra buna baktığınız zaman 3000 dolarları, 4000 dolarları gene görecektir. Tesla'ya artık diyebilecek pek de bir şey yok. Sevdiğim hisselerden, küçük volümlü ama en güvendiğim hisselerden CTXR görmüş olduğunuz gibi. Kârımız o zamanlar %27'ymiş. Şu anki fiyatı 1.87. Kârlılığımız burada %4'e düşmüş ama hala %8'lik bir dilimi elimizde tutuyoruz. Bundan bir sonraki artık yavaş yavaş alfa dediğimiz, güvenilir liman dediğimiz hisselere geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Google, bakalım alfabeti. Alphabet stock 2960 dolar. 2960 dolar 12 cent %67. Yani burada şuraya bakmanız gerekiyor. 10 Mayıs'ta %33 iken karlılığımız, şu anki karlılığımız %67'lere kadar çıkmış. Bir sonraki hissemiz Microsoft. Yine çok güvendiğim, güvenilir liman olarak görmüş olduğum hisselerden bir tanesi Microsoft. Bakalım Microsoft'un fiyatını almış. Microsoft 331 dolar 62 sente kadar çıkmış. %15 karlılığımız varmış. Sadece ve sadece 5 ay içerisinde bu %15'in üstüne hemen hemen ortalama konuşuyorum. Yaklaşık bir %38 daha kar etmişiz. 331 dolarlardayız. Bundan bir sonraki Apple. Apple hissesini şimdi gözden geçirelim. Apple hissesinde aynı durum buymuş. 124 dolarlardaymışız. Şu anda gördüğünüz gibi 149 dolar 81 cent. 149 dolar 81 cent. %30'luk bir kar oranı. Yaklaşık 5 ayda üzerine %21 koymuşuz. Palantir var. Palantir şu anda bakalım 25.88. 25.88'de %32 karlılığımız var Palantir'de şu an itibariyle. %17'den %32'ye çıkarmışız. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Şurayı isterseniz şöyle bir yeşilleyelim. %32. Daha evvelden ben sizlere kendi hisselerimi gösterdiğim zaman sevgili arkadaşlar Tattooed Chef gibi, şu anda adını hatırlamıyorum ama başka var mıydı acaba diye düşünüyorum. Bir iki tane daha hissem vardı. Bu hisselerimin birçoğunu elden çıkarttım. Yaklaşık bir 14-15 tane olması lazım. 14-15 taneden 11'e kadar indirdik. Aradaki çürükleri gerekirse zararına da olsa eledim. Orada yaklaşık %100'lük dilimden %7'lik bir pay kalmıştı. Hatırlayacaksınız, belki hatırlamayanlar vardır. 10 Mayıs'taki videomuzda Palantir'i %25 civarındaydı bu pastanın alıyorduk. Bunu %32'ye çıkardık. Şimdi burada söyleyeceklerim aslında birazcık önemli. Hızlıca geçmek istiyorum. Bu da şu. Sevgili arkadaşlar, Palantir çok güvendiğim bir hisse. Bazı insanlar bu hissenin hiçbir zaman benim güvendiğim kadar iyi bir hisse olmadığını söylüyorlar. Buna saygı göstermekten başka bir şey yok. Çünkü sonuç olarak kahin değiliz. Ancak benim gördüğüm Palantir hissesi belki 2 sene, belki 5 sene, belki 10 sene bilemiyorum ama rahatlıkla 1000 dolarlara, 1500 dolarlara, 2000 dolarlara kendi sektöründe bir Google olmaya, kendi sektöründe bir Facebook olmaya, kendi sektöründe bir Walt Disney olmaya, kendi sektöründe bir Tesla olmaya aday. Dolayısıyla ben sizlere kesinlikle şuradaki yüzdelemelere baktığınız zaman bir hisseye asla ve asla %32 yatırın demiyorum. Böyle bir şeyi kesinlikle söylemiyorum ki zaten burada söylediklerimin hiçbirisi zaten bildiğiniz üzere herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Ancak benim sizlere söylediğim, hani bir laf vardır ya, söylediğimi yap da yaptığımı yapma.
usulü. Palantir'e güveniyorum. Palantir'deki hisselerimi sürekli çoğaltmayı düşünüyorum. Yani gerekirse %40'ları, %50'leri Palantir'de göreceğimi düşünüyorum. Bence şu anda bu 25 dolarlar, 22 dolarlar falan komik. Bence alın fırsatı. Ancak tabii ki sizlere kesinlikle alın diye bir şey söylemiyorum. Şunu ekleyeyim. Geçen 10 Mayıs'tan kalma Ethereum'larımız vardı. Biliyorsunuz coin dünyasına da hızlı bir giriş yaptık bu arada. Onunla ilgili videolar da gelecek yakında. 1720 dolar ortalamayla almışız. O zamanki fiyatı 2354 dolarmış. %37 karlılık varmış. 13 adet almışız arkadaşlar. Bir bakalım isterseniz beraber. 4356 dolar. 4356 dolar 88 sent. Yani şurada bir ortalamasına bunu vurursak %153'lük bir artış var. Hatta şöyle yapalım. 1720 çarpı 13 diyelim. 22.360 dolarlık almışım. Ethereum işte ne zaman aldıysam tam olarak hatırlamıyorum. Şu anki fiyatı 4.356.88 çarpı 13 dediğimiz zaman 56.639 dolar. Hatta bunun da hesabını şöyle yaparsak 34.279 dolar kazanmışız yaklaşık 5 aylık bir süre içerisinde. Bunlar Webull'da olan hisselerim. Tekrardan sizlere bir akıl vermesi açısından bunları gösteriyorum. Şu anda Webull'da hesabımız gayet iyi gidiyor. Üstelik unutmayın son dönemlerde yani son yaklaşık 2021 yılı için aslında bunu söyleyebilirim. Hisseler genellikle daha aşağıya giden tarzda hareket etti. Dolayısıyla aşağıya gittiği yerde bile şu anda gördüğüm kadarıyla Walt Disney değil mi? Karlılık olarak bakıyorum Walt Disney. Shift ve CTXR. Bunun dışında 10 Mayıs'a göre zarar ettiğimiz hiçbir hisse yok. Yani 10 Mayıs'taki fiyatlara göre hani bu kadar dalgalanmalara rağmen, piyasanın bu kadar kötü gitmesine rağmen biz hala üstüne koyarak devam etmişiz. Tekrardan dediğim gibi Telegram grubuna katılmanızı öneririm. Telegram grubunda çok sıkça iletişimdeyim. Bununla birlikte sadece Telegram grubu değil, aynı zamanda bana YouTube üzerinden de ulaşabilirsiniz, dilediklerinizi yazabilirsiniz. Dönmemin şerefine tekrardan sizleri bilgilendirmek istedim. Umuyorum yakın bir zamanda bu sefer belki coinlerle tekrardan görüşmek üzere. Eğer şu zamana kadar kanala abone olmadıysanız abone olmayı, herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi artık kafa göz mü saldırırsınız, tekme tokat mı saldırırsınız ama şu like yani beğeni butonuna bir basarsanız teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.